Evet arkadaşlar, bugün metotlardan bahsedeceğim. Visual Studio 2019'da Visual Basic'i kullanarak metotlarla nasıl çalışabiliriz? Ama öncelikle metotlardan birazcık bahsetmek istiyorum genel olarak Visual Basic içerisinde. Şimdi arkadaşlar, genelde hani sizler C dilini ile haşır neşir oldunuz bugüne kadar ağırlıklı olarak. Şimdi C dilinde fonksiyonları kullanıyorduk. Şimdi Visual Basic'te metotlar iki türlüdür. Fonksiyonlar ve subrutinler. Tamam mı? Ben ikisinden de bahsedeceğim bugün. Şimdi subrutinler nedir? Yani aralarındaki temel fark, daha doğrusu subrutinle fonksiyonun ikisi de aslında metottur ama aralarındaki temel fark fonksiyonlarda hani istersek eğer ihtiyaç doğrultusunda çağırdığımızda geriye değer dönebilir. Tamam mı? Ama subrutinlerde çağırdığımızda geriye değer dönmez. Ancak bir şeylerin değerini geriye almak istiyorsak parametre olarak tanımlamamız gerekir. Keza fonksiyonları da bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Tamam mı? Yani orada sizin artık isteğinize, keyfinize, çözümünüze bağlı olarak subroutine veya fonksiyon kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları Visual Basic'te nasıl yapabiliriz, nasıl yazabiliriz? Onlar üzerine konuşacağım. Öncelikle projemizi yaratalım. Şimdi arkadaşlar, burada bir tane tuş koyuyorum. Tamam mı? Bir tane textbox kuralım. Tabii bu örnek olduğu için hani örneğimizi geliştirebilmem adı altında ben bunları koydum. Tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir subroutine veya bir fonksiyonu yazarken nasıl yazabiliriz, nasıl başlayabiliriz? Şimdi diyelim ki bir tane subroutine geliştirmek istiyorsam, bakın sub yazmanız yeterlidir. Tamam mı? Sub yazdığımızda subroutine anlamında oluyor. Şimdi öncelikle subroutine'imizin bir adı olur. Değişkenlere ad verirken kullandığımız kuralları subroutine ad verirken de kullanabiliriz. Yani hangi karakterlerin ve kullanılıp kullanılmaması, nasıl birleşmesi gerektiği ile ilgili kurallardan bahsediyorum. Şimdi bu subroutine'imize bir isim veriyorum. Adına hesaplama diyorum. Tamam mı? Enter'e bastım, otomatikman endsub oluşmuş oluyor. Şimdi bu hesaplamada ben artık metodumun içerisinde yapmam gereken işlemleri yapabilirim. Mesela burada bir tane değişken yaratabilirim. Değişken bir integer olur. Değeri 10 olur. Tamam mı? Daha sonra bu değişkenimi textbox 1'in içerisinde göstermesini isteyebilirim. Tamam mı? Şimdi burada artık benim 10 değerinin textbox 1'de gösterilmesini yapan bir neyim var? Metodum var. Bu metodu ben nasıl çağırabilirim? Tuşa bastığımda çağırmak istiyorsam, yani şuradaki tuşa kullanıcı bastığı zaman, hatta bunun adını da çağır diye yapalım. Yani ne yapacak? Bizim metodumuzu çağıracak. Burada da fontunu da biraz büyütüp biraz katalım. Evet. Çağır tuşuna bastığımda ben burada textbox'umun içerisinde 10 değerini göreceğim. Nasıl olacak? Tuşuma button one click event metoduna ne yapıyorum? Diyorum ki benim metodumu çağırayım. Burada metodumun adı nedir? Hesaplama. Dolayısıyla ben de buraya ne yazıyorum? Ve
Bakın zaten yazar kendinden ne oldu? Hemen kendisi çıkıyor buraya hesaplama diye. Çünkü artık onu görüyor, tamam mı? Hesaplamayı çağırabilirim. Şimdi burada ne olacak? Ben tuşa bastığım zaman, yani kullanıcı tuşa bastığı zaman hesaplama metodu çağrılacak. Hesaplama metodunda D1 diye bir değişken tanımlanıp 10 olarak bir değer atanacak kendisine ve daha sonra bu D1'in değeri textbox 1 nokta text'te gösterilecek. Tamam, bir çalıştıralım. Çalıştığını bir görelim. Bakın, çağıra basıyorum ve 10 değerini textbox'ta görüyorum. Şimdi bu işlemi yapan bizim subroutinimiz. Tamam mı? Tabii bunu birazcık daha ilerletelim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ben burada bu 10 değerini bunun içerisinde belirlemeyeyim de ben bu 10 değerini subroutine kendim göndereyim. Dolayısıyla bunu buradan siliyorum. Tamam mı? Yani burada benim gönderdiğim değer neyse o değeri textbox 1'de göstersin. Dolayısıyla buraya benim subroutine ne yapmam lazım? Parametre belirtmem lazım. Parametre belirtelim. O zaman diyelim ki arkadaşlar D1 as integer. Tamam. D1 diye bir parametre yolladım. Bu parametreyi ne yapacağım? Parametrenin değerini textbox 1 içerisinde göstereceğim. Dolayısıyla subroutine'mi çağırırken yani metodumu çağırırken de buraya 10 değerini giriyorum. Yani ne yapacak? 10 değerini buradaki argümanı alacak, benim parametreme atayacak. Benim parametremde ne olacak? Textbox onun değer, oradaki değer textbox 1'in içerisinde gözükecek. Çalıştırıyorum. Çağırıyorum. Bakın 10 değeri yine textbox 1'de gözüktü. Ben tabii ki birden fazla parametre de kullanabilirim. Yani burada benim D2 as integer dediğim zaman ikinci bir değişken daha doğrusu bunlara tabii değişken demeyelim. Bunların adlarına parametre 1 ve parametre 2 gibi düşünelim. Parametre 1'i yazsın. Şimdi burada iki parametre benim subroutine'ime gelebilir, mümkündür. Peki burada bir hesaplama yapalım. Mesela dim sonuç as integer diyorum. Ve sonuç eşittir 2 çarpı P1 artı P2 çarpı 5 diyorum. Bakın burada bir hesaplama yaptım. Daha sonra hesaplamamı da ben textbox 1'in içerisinde gösterdim. Tamam mı? Burada gelen iki parametrem var. Bu parametrelerimi kullanarak bir hesaplama yaptım. Sonuca atadım. Sonucu da textbox 1.text'in içerisinde gösterdim. Ben subtrim'i çağırırken burada 10 değil de 10 ve 20 diyorum. Yani artık iki değer girmem gerekiyor. Veya burada iki tane değişken tanımlarım. D1 as integer eşittir 10 ve D2 as integer eşittir 20. İki tane değişken tanımlayıp burada direkt sabit değer yerine değişkenlerimi de ne yapabilirim? Subroutine'in içerisine yollayabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada çalıştıralım. Çalıştığını görelim önce. Bakın burada hesaplamayı yapıp elde ettiği değeri de bize textbox'umuzun içerisine yazıyor. Peki birazcık daha ilerleyelim. Yani buradaki hesaplama biraz mantık katalım. Yani nedir? Diyelim ki burada bir toplama işlemi yapmaya çalışıyorum ve sonucu da bu textbox içerisinde görmek istiyorum. Şimdi textbox'umuzu kopyalayıp iki tane daha textbox oluşturuyorum. Paste yaparak. Tamam, buraya hemen ne diyorum? Birinci sayı diyorum. Tamam mı? Okey. Bu birinci sayımız oluyor. Sonra bunu kopyalıyorum. Bu ikinci sayımız olacak. Tamam mı? Ve bir de sonucumuz olsun. Tamam mı? Hemen bunu da tekstini düzeltiyorum. İkinci sayı. Benim
sonucum oluyor. Tamam, buraya da tabii ki çağır değil artık topla diyelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, burada geldiğimde toplaya bastığım zaman bu iki sayıyı, yani textbox 3 ve textbox 2'nin içerisinde olan iki sayıları toplayıp buraya textbox 1'e bizim sonucumuzu yazacak. Dolayısıyla toplaya geri geliyorum. Burada bu işi ben subroutine'ime yaptırayım. Yani iki parametrem geliyor. İki parametremi geliyor. Textbox 1'ime sonucu yazıyor. Dolayısıyla ben burada D1'e Xbox 2 nokta nokta text diyorum. Burada Xbox 3 nokta text diyorum. Tamam mı? Dolayısıyla Xbox 2'deki değerimi D1'e, Xbox 3'teki değerimi D2'ye atıyorum. Sonra bunları parametre olarak hesaplama subroutine'ime yolluyorum. O da bana ne yapıyor? Toplamayı gerçekleştirip sonucu textbox'ta yazıyor. Çalıştırıyorum. Birinci sayım 5, ikinci sayım 11. Toplaya bastım. Sonuç 16. Bakın, toplama işlemini metodum gerçekleştiriyor. Şimdi arkadaşlar, bunu aynısını bir de fonksiyonla yapalım. Tamam mı? Yine ona bir isim vermemiz gerekiyor. Toplama 2 diyelim buna da. Tamam mı? Yine iki parametrem olsun. P1 as integer ve P2 as integer 2 oluyor. Tabii bir de bu toplama ismiyle geriye bir değer döndürmek istiyorum. Dolayısıyla buraya da bir toplama 2 fonksiyonumun adını da bir türe bağlıyorum. Mesela geriye iki integer'in toplamı integer olacağından ona da integer diyorum. Bakın, yani buradaki olay nedir? Şimdi benim toplama 2 adında bir fonksiyonum var. Bu iki parametreyi toplayıp geriye toplama 2'nin adıyla, yani çağırana, bu isimle çağrı yapana bir değer geri döndüreceğim. O değer de integer olacak. Dolayısıyla buraya geliyorum ve diyorum ki dim sonuç as integer ve sonuç eşittir P1 artı P2. Sonra return sonuç. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yine toplama işlemini yapıyorum. Sonucu da geri döndürüyorum. Dolayısıyla ben toplama 2 fonksiyonunu kullanacaksam, dolayısıyla buraya gelip bunu yazmak yerine ne diyorum? Textbox 1 textim neye eşittir? Toplama, bakın toplama 2 yazdığımda ve parantez açarım, bana burada parametrelerimi gösteriyor. P1'in yerine D1, P2'nin yerine D2. Yani D2'nin yerine P2'ye atayacağım. Dolayısıyla ben bu fonksiyonda bir nokta textimin içerisinde. Tamam mı? Dolayısıyla burada da bir işlem yaptım. Yani yine bir metot ama fonksiyon olarak yazılmış bir metot. Çalıştırıyorum. Birinci sayım 10. İkinci sayım 15. Toplaya basıyorum ve 25'i görüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada dolayısıyla biz hem subroutine hem de fonksiyon yazımını görmüş olduk. Dolayısıyla biz hani metot olarak ikisini de kullanabilecek durumdayız şu anda. Tabii arkadaşlar, bunların daha detaylı noktaları var. Mesela nedir? Bir tanesi, ben eğer yolladığım parametrede bir değişiklik yapacaksam ve bu değişikliğin orijinal değeri etkilemesini istiyorsam ya da etkilememesini istiyorsam ne yapmam lazım? Şimdi öncelikle siz parametre, gerek subroutine'de gerek fonksiyonda yazdığınız parametrelerin hepsi by value'dur. Tamam mı? Yani başına gidip
by val yazmanız veya yazmamanız bir şeyi değiştirmez. Onlar default olarak by val'dır, tamam mı? By val ne demek? By value demek. By value ne demek? Eğer burada sen yol debiri yolladığın zaman buradaki P1'e ve buradaki P1 değişir, senin orijinal debir değerin değişmez. Yani ben buraya gelip ben eğer dersem ki P1 eşittir P1 artı 50 ve daha sonra toplamamı yaparım. Bu fonksiyon bittikten sonra ve geriye dönerim. D1 değeri değişmeyecektir. Neden? Çünkü P1 by value'dur. İster yaz, ister yazma. Tamam mı? Şimdi eğer ben, yani bir deneyelim ama bunu bir deneyelim. Şimdi buraya ben bir tane daha bir text box daha koyayım. O da benim D1 değerimi göstersin. Fonksiyon çağrıldıktan sonra ki en azından ben de değişip değişmediğini göreyim. Tamam, benim D1 değerimi gösterecek olan text box'umdur. Hatta onu boyayayım da en azından şey yaparız. Yani aklımızda karışmamış olur. Daha rahat görürüz. Tamam. Şimdi buraya geldim. Ben de diyorum ki fonksiyonumu çağırdım. Toplama işleminin sonucunu text box'umda gördüm. Tabii bu arada unutmayın, normal düz toplama olmayacak. Bu P1'i 50'yi ekleyerek bir toplama olacak. Ben daha sonra buraya diyorum ki textbox 4 nokta textimde eşittir D1'e. Tamam mı? D1'i tekrardan göreceğim. Şimdi by value iken bir çalıştıralım. Buraya 5, buraya 10. Toplamaya bastım. Bakın ne yaptı? P1'e 50 ekledi. Yani bu 55 oldu. 10'la topladı. 65. Sonuç 65 doğrudur. Tamam mı? Ama geriye döndüğümde bakın benim D1 değerim hala daha nedir? 10'dur. Tabii pardon, burada textbox'ların yeri farklı olduğu için böyle oldu. Ben onu hemen bir dakikacık düzelteyim. Şurada bu 3, bu 2 olsun. Şimdi bunların yerleri ters arkadaşlar. Yani textbox 3, 2 burada, textbox 3 burada. Yani D1'e textbox 3 denk gelsin. Buradaki değer denk gelsin diye ben yerleri değiştirdim. Çalıştırıyorum. Hemen buraya 5, buraya 10 diyorum. Topla dedim. Bakın ne yaptı? D1'in 5'tir. 50'yi topladı. 55 oldu P1. 55 ile 10'u topladı. 65'i sonuç olarak yazdı. Ama benim D1 değerim hala daha nedir? Textbox 3'te yazdığımdır. Yani buradaki değerdir. Dolayısıyla burada 5 gözüktü. Şimdi ben ne yapıyorum? Geliyorum buraya. Buraya by val yerine by ref diyorum. Bu da neyi sağlıyor bana? By reference demek. Bu da eğer P1'i ben metodumun içerisinde değiştirirsem orijinal değer de değişecektir demektir. Tamam mı? O yüzden ona göre kodum yazmam lazım. Bir çalıştıralım. Buraya 5 dedim. Buraya 10 dedim. Toplaya bastım. Bakın. Ne oldu? D1'in değeri P1'e gitti. Yani bunlar aslında bir bakıma aynı memoride aynı noktayı gösterir duruma geldi. Çünkü by reference'dır. Yani D1'in adresini aslında kullanıyor P1. Yani P1 de aynı adresteki location'a direkt müdahale ediyor. Ayrı bir memoride P1 için bir yer açılmıyor. O yüzden de P1'de yapılan değişiklik otomatikman D1'in bulunduğu memoride bulunduğu noktada değişiklik yapması demektir. O yüzden D1'in değeri 5'ten 55'e çıkıyor burada. Tamam mı? Ve ne oluyor? Bakın ben fonksiyon bittikten sonra burada D1'in değerini textbox 4'te gösterdim ya. Bakın 55 olarak değişmiş olarak görebiliyorum. Bu da işte bizim by reference kullanmamızdan dolayıdır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada siz artık geliştireceğiniz çözüme bağlı olarak by value veya by reference kullanabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Yalnız şey, önümüzdeki hafta ben dizi konularından bahsedeceğim. Dizi konularında da by value ve by reference kullanımına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir diziyi eğer hani siz aşina olduğunuz için dizi konusuna ben birazcık burada ondan da bahsedeyim. Bir diziyi parametre olarak bir metoda yollarsanız
ve değerlerini değiştirirsin o dizinin, o metot içerisinde. O orijinal dizi de değişmiş olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dizilerin durumu daha farklıdır. Ama bir dizinin elemanını bir değişken gibi bir metodun içerisine yollarsanız, o zaman da by value ve by reference önemi oluyor. Yani by reference derseniz o zaman o eleman değişir. Eğer by value derseniz de değişmez. Ama dizilerde böyle değildir. Dizide by value veya by reference dilediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Eğer dizinin kendisini parametre olarak yolluyorsanız, o metodun içerisinde değişiyorsa orijinal dizi de değişecektir. Bunu da unutmayınız. Şimdi arkadaşlar, devam ediyorum ben. Şimdi metotlarda metot overloading nasıl gerçekleşir? Yani bir metotta hatırlarsanız mesela bir message box'tan bahsetmiştim ben. Örneğin bir message box buraya ekrana çıkartmak istediğimde, bakın message box dediğim zaman show diyorum ve parantezi açtığımda bakın one of 21 diyor. Yani burada şu anda 21 farklı şekilde parametre kombinasyonunu kullanabilirim. Bu 21 neden olabiliyor? Nasıl oluşabiliyor? Aslında burada bir metot overloading söz konusu. Biz de şimdi onu yapacağız. Yani şimdi bakın arkadaşlar, burada ben bir fonksiyon tanımladım. Adı toplama 2. Tamam mı? Hatta direkt toplama da yazabilirim bunun adına. Toplama, burayı ben kaldırayım. Biraz daha anlaşılır hale gelsin bazı şeyler. Asitleştirelim buraları. Şimdi arkadaşlar bunu da kaldırayım. Bakın. Burada yaptığım iş nedir? Toplama işlemini yapıyorum. D1 ve D2'nin toplama işlemini. Burada bazı işlemler çalışıp bana geri değer dönüyor. Şimdi burada eğer ben burada iki değer döndürdüm. Eğer ben tek değerle toplamaya çalıştırırsam daha farklı işlemler yapmak istiyorum. İki tane değerim varsa daha farklı işlemler yapmak istiyorum. Ne olur? Ben başka bir fonksiyon daha tanımlıyorum. Ben ona da toplama yine aynı ismi, bakın bu isimle aynı ismi veriyorum. Ve buraya da diyorum ki by value p1 as integer. Bakın arkadaşlar, yine aynı isimle farklı bir fonksiyon tanımladım. Daha sonra buraya da diyorum ki return p1 çarpı 100. Tamam mı? Burada da bir işlemi yapıp onun sonucunu geriye döndürüyorum. Şimdi iki tane farklı fonksiyon. Tabi subroutine'de de yapabilirsiniz bunları. Fakat ikisinin de adı aynı. Ama bunları birbirinden ayıran bir özellik var. Nedir? Birincisinde iki tane parametre var. İkincisinde de bir tane parametre var. Yani eğer aynı isimli birden fazla fonksiyon veya subroutine tanımlayacaksanız mutlaka aralarında farklılık yaratmanız lazım. Bu parametre sayısı olur, bu parametre türü olur ama bir farklılık olmalıdır. Tamam mı? O yüzden geliyorum buraya. Bakın. Eğer ben toplama D1 D2 şeklinde bir çağrı yaparsam otomatikman bakın işaretleri zaten buradaki fonksiyonum çalışacak. Ama ben tek bir parametreyle bir çağrı yapacak olursam bakın buraya, o zaman da otomatikman bakın kendi de işaretliyor Visual Studio. İkinci yazmış olduğum toplama fonksiyonu çalışacak. Tamam mı? Bunları tabii ki çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl çeşitlendirebiliriz? Mesela burada başka bir fonksiyon daha yazabilirsiniz. Yine adına toplama diyorum. Ve buraya da P1 değerini ne yapıyorum? Farklı bir türde tanımlıyorum. Tamam mı? O zaman da eğer ben buraya 2.5 gibi değer girersem de o zaman da bu zaten sistem otomatikman buradaki fonksiyon çağrılacağını anlıyor. Yani bu fonksiyondan hangisinin çağrıldığını bizim compilerimiz ayırt edebildiği sürece siz aynı isimde birden fazla fonksiyon yazabilirsiniz. Yani farklı parametrelere sahip
veya farklı türde parametrelere sahip fonksiyonları kullanabilirsin. Bunun bize sağladığı avantaj nedir arkadaşlar? Bakın, yani toplamayı yazdığım zaman ben aynı isimde aynı toplamayı birden fazla farklı şekilde yapabilirim. Ve dikkat ederseniz bakın 3 tane fonksiyonum var. Bak, one of 3 çıkıyor. Yani hatta burada aşağı ok'a basarak da benim farklı parametrelerle olan şeylerimi, toplama fonksiyonlarımı da nedir görebiliyorsunuz, tamam mı? Buna method overloading diyoruz, tamam mı? Bu yöntemin adına. Ve bu özellikle gerçek hayat problemini çözerken gerçekten kullanışlıdır. En basiti messagebox.show, az önce gösterdiğimiz 21 şekliyle kullanılabilir. Tamam, bunları siz de kendi fonksiyonlarınıza veya subrutinlerinize uygulayabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Tamam. Son olarak neyden bahsetmek istiyorum? Son olarak da ben yine metotlarla ilişkili optional parametrelerden bahsetmek istiyorum. Yani opsiyonel parametre olabilir mi? Evet, olabilir. Tamam. Burayı hemen birazcık temizleyeyim. Biraz basitleştirelim. Ve onunla ilgili de bir örnek çözelim. Hemen arkadaşlar. Şimdi burada benim iki değil bir parametrem olsun. Ya da bir parametrem olsun. İkinci parametremin de başına optional anahtar sözcüğünü koyuyorum. Tamam mı? Buraya da diyorum ki eşittir 20. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Bu ikinci parametrem benim opsiyoneldir. Yani ben bu fonksiyonu çağırırken tek bir argümanla çağırabilirim. Toplama D1. O zaman ne yapacak? Textbox 3'ündeki değeri alacak, buraya getirecek. Ama ikinci argüman yok. Dolayısıyla ikinci parametrem burada yok. Eğer ikinci parametre girilmemişse buradaki default kullanacak. Yani P2'nin değerini 20 olarak kabul edip hesaplama yapacak. Tamam, bir deneyelim. Bakın, şimdi ben buraya 5, buraya da ikinci sayıya da diyelim ki 10 dedim. Şimdi fark etmez. Toplaya bastığım zaman D1'im 5'tir. 5 buraya gelecek, P1 5 olacak. 50 artı 5, P1'im 55 olacak. 55 artı P2, ama burada P2 girilmediği için ne olacak? Buradaki 20 değeri kullanılacak. Dolayısıyla P2 20 olacak. 55 artı 20 de bana 75 değerini verecek. Tamam mı arkadaşlar? Peki buraya ben D2 dediğim anda ne olacak? O zaman da burada D2 ile girdiğim değer neyse P2'ye o kullanılacak. Buradaki default değer kullanılmayacak. Çalıştırıyorum. 5 ve 10. Ne oluyor? 5 geliyor P1'e. P1 oluyor 55 burada. Daha sonra 55 artı P2 oluyor. P2 de nedir? D2'nin değeri geliyor buraya. D2'nin değeri 10. O zaman değer gelmişse 10'u kullanacak. 10 değerini alıyor. 55 artı 10, 65 sonucunu elde edip ekrana 65 yazıyor. Tamam mı? Bu da bizim optional parametremiz. Eğer ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, metotlarla ilgili anlatacağım bugünlük bu kadar. Sorusu olan var mı? Tamam. Şimdi de arkadaşlar hazır metotlardan bir şeyler söyleyeyim. Şimdi hazır metotla kastım nedir? Yani aslında hazır matematik sınıfı var. Matematik sınıfını, yani klasını kullanarak siz hazır fonksiyonlara erişim sağlayabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi burada mesela nasıl yapabiliriz? Hemen bir tane örnek vereyim ben. Diyelim ki ben
text box'umun içerisine debir'e yazdım. Değerin nesini istiyorum? Mat nokta yazdığınızda zaten burada bir sürü hazır metot göreceksiniz. Bu matematik klasının içerisinde yer alan bir sürü metot var. Tanjant, sinüs, kosinüs, round, maksimum. Ne isterseniz. Mesela biz karekökü alalım. Neyin karekökünü? D1'in karekökünü. Tamam mı? Çalıştırıyorum. D1 buraya yazdığım değerdi. 16 diyorum. Tuşuma basıyorum. Burada tabii ki doğruluk. Şimdi D2'ye bir şey girmedim arkadaşlar. Şunu da yorumlayayım. Tamam. D1'e 16 giriyorum. Topla işe toplaya basıyorum. Bakın bana 16'nın karekökünü otomatikman hesapladı. Dolayısıyla hazır matematiksel fonksiyonlar için ya da işte metotlar için diyelim ayrı bir şey, ayrı bir kod yazmanıza gerek yok. Matematik sınıfını kullanabilirsiniz. Hatta şey de var, daha önce bahsettiğim gibi mesela convert hatırlıyorsunuz convert sınıfını da. Yani burada devir aslında integer'dir. Bunu işte burada square root aslında double bir parametre alır. Siz bunu isterseniz double'dır. İsterseniz mesela çevirebilirsiniz. Onun için de convert sınıfını kullanabilirsiniz. Convert'te de bakın bir sürü yine hazır metotlar var. Tabi biz convert to double diyeceğiz. Neyi çevireceğiz? Debir'i çevireceğiz. Tamam mı? Bakın debir double'a çevirip square root'a öyle veriyorum. Hemen çalıştırıyorum. O zaman da şuraya mesela 5 pardon 9 diyelim. Topla diyelim. Bakın yine cevabımı aldım. Tamam mı? Yani burada ben hem mat sınıfını hem convert sınıfını kullanabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Diyeceğim de kimse zaten soru sormuyor. Ben orada mısınız? En azından bir ses verin bana. Buradayız hocam. Ha tamam. Böyle kendimi yalnız hissediyorum. Buradayız hocam. Vallahi yalnız öyle hissediyorum. Umarım önümüzdeki dönemde böyle olmasa bir an evvel şeyden bu şey yüz yüze geçeriz eğitime de birbirimizin yüzünü görürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yani bugün çok fazla sizi sıkmayacağım. Benim anlatacağım bunlar. Sizden size iki ödev vereyim. Ders notlarımıza biraz bahsettim ama onun yeterli olacağından emin değilim. Bu debug olayını birazcık Visual Studio'da irdelemenizi istiyorum. Yani bir kodumu satır satır nasıl çalıştırırım? Çalıştırırken satır satır çağırdığım metodun içine girerek bir değerlendirme, girmeden bir değerlendirme nasıl yapabilirim satır satır? Bu debug üzerine birazcık çalışmanızı istiyorum. Tamam mı? Çünkü bazen arkadaşlar kodumuz tabii kısa, şu anda örneklerimiz hep kısa olduğu için sorun olmuyor ama uzun kodlar yazacaksınız. Bazen binlerce satır olacak. Burada bazen bir mantıksal bir hatamız oluşacak ve bulmak çok zor. Debug her zaman bize yardımcı olur. Yani debug'ı yaparken tamam mı? Çalıştırıyoruz ya kodumuzu. Burada hem değişkenlerin nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Hem programımızın akışının nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla burada bir hatamız varsa veya hatalarımız varsa onları yakalayabiliyoruz. O yüzden sizden istediğim Visual Studio içerisinde debug'ın nasıl yapıldığıyla ilgili ciddi bir çalışma yapmanız. Tamam mı? Satır satır çalıştırın. Metoda girerek, girmeyerek satır satır çalıştırırken değişkenlerinizin değerlerinin nasıl değiştiğini görerek yapmanızı istiyorum. Tamam mı? Bununla ilgili gerekiyorsa internetten de biraz araştırma yapıp bu debug'ı öğrenmenizi istiyorum. Bu bir. İkincisi bugünkü anlattığım ders konusu var. Buna iyi çalışın. Tamam mı? Perşembe günü size bazı uygulamalar yaptırmayı düşünüyorum. Ben size hani bazı uygulamalar vereceğim. Siz kendiniz onları geliştireceksiniz. Bizlerle paylaşacaksınız. Yani karşılıklı bir şeyler yapalım. Tamam mı? Tek taraflı olmasın. Siz de uygulama geliştirin istiyorum. Ama geliştireceğimiz uygulamalar da bu haftaki konumuzla ilişkili olacağından bugün anlattığım konuları şey yapın. Mutlaka üzerinden geçin. İyice anlamaya çalışın. Tamam mı arkadaşlar?
Tamamdır hocam. Tamam Tamamdır hocam. gençler. O zaman Cansucuğum şey de yani artık telefondan birazcık kurtulmak lazım. Bilgisayarda dersleri takip etmeye başlayın ki en azından karşılıklı uygulama da rahat rahat yapabilelim. Tamam. Ben hemen ben kaydı durduruyorum. Hocam pratik çalışma soruları ne zaman var?